İyi günler sevgili seyirciler. Futbolun zirvesinde saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Canlı yayındayız ve sevgili Rıdvan Dilmen'le birlikteyiz. Hocam günaydın, iyi günler. Günaydın, iyi günler. Nasılsınız? Sağ olsun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Nasıl geçti hafta sonunuz? Klasik. Yani görüşmeyeli klasik, bir haftadır. Klasik. Standart. Maçlar devam ediyor. Hafta içi kupa, hafta sonu lig maçları. Bugün itibariyle de Real Madrid maçı da var değil mi bu Real akşam? Real Madrid Atletico Madrid yani maçı var. Biz de bugün 12'de yaparak Bakanlar Kurulu'na bağlanacağız herhalde. Ha, öyle mi? Spor programı yapacağız artık. Hayır, bizim ama akşam tabii Avrupa Ligi maçları var. Dolayısıyla onların programı var. Kupa maçları dediğiniz hafta içinde ne enteresan maç oldu değil çok mi? Konya Kasımpaşa maçı. İkisi de enteresan oldu. İkisi de 2-0'dan yakalandılar. Biri kaybetti, biri berabere kaldı. Başakşehir 2-0'ın değildi. 2-2 yani bitti. 4 dakikada. Aykut Hoca'yla çok konuştunuz mu hiç daha sonra maçta? Yok, konuşamadım. Konuşamadım ama dinledim maçtan sonra tabii. Dün de dinledim. Bizim takımımıza yakışmadı dedi. Biraz hakemlerden serzenişte bulundu. Ama sonuçta yine de bir avantaj cebinde yani. Orada hakemlerden bahsetmesi. Şimdi mesela Aykut Hoca, bazı kanaat önderleri vardır. Yani Aykut Hoca'yı mesela dinlediğiniz zaman farklı bir yere koyarsınız. Söylediklerinin bir ağırlığı vardır. Her zaman hakemlerden bahsetmez. Mesela işte Konya Galatasaray maçında hakemlerden hemen hemen ilk kez bahsetti. Ve bir ağırlığı oldu hatırlayın, 1-0'lık maç. Daha sonra mesela hafta içindeki o maçta 4-5 dakikada 3 gol yedikten sonra hakemlerle ilgili serzeniş. Ben açıkçası şunu söyleyeyim, çok net izleme şansım olmadı, onu söyleyeyim sana yani. Hatta sürpriz oldu yani, bakıyorsun bir anda maç 2-2'ye gelmiş filan. O yüzden yorum yapmayayım, hakemle ilgili yorum yapmayayım, gidişatı görmedim. O da çok net bir yorum yapmadı zaten. Evet. Yani önde olan takımın aleyhine biraz daha fazla düdük çalınıyor tarzında. Aykut Hoca da çok nadir konuşur ama onun teknik olarak gördüğü mutlaka bazı şeyler vardır. Ben ama olayın Kasımpaşa tarafına geleyim istersen. Hı. Dün hocaları söylemiş zaten. 9 günde 3 maç yani. Öğleyin 1'de maç yaptırıyorsunuz. Perşembe akşam 10'da maçı biten, 11'de maçı biten bir takıma. Yani oynat 8'de akşam. Nasıl pazartesi? Evet, 1 Mayıs nedeniyleymiş. Meğerse pazartesi oynanamaz İstanbul'da diye. Bunun önlemini alırsınız. Nasıl önlem alınıyorsa her yerde. Orada da Kasımpaşa'sında da önlem alınıp pazartesi oynayabilirlerdi. Bu Aksiyar takımının başarısını gölgelemek amacıyla söylemiyorum. Daha geçen hafta 5 tane atmış, üst üste maç kazanan Okan Hoca'nın takımı iyi gidiyor. Ama perşembe gecesi maç bitiren bir takım gündüz 1'de ve o maçı gece oynadılar. O gün muhtemelen bazı oyuncular kahvaltı serbesttir, 1'de falan kalkmıştır. Şimdi 1'de maça çıktılar. 1'de maç oynaman için 8'de kalkman lazım, 9'da maç yemeyemen lazım. Şimdi vücut buna adapte olması falan, biraz daha hassas ve dikkatli olunması lazım. Şimdi mesela yani bir saat daha önemlidir. Mutlaka. Akşam oynadı 8-9. Geçenlerde bir yazı okumuştum. Yanılmıyorsam Sporting Lisbon ya da Porto ile ilgili, Portekiz'deki bir takımla ilgili. Bu tür değişik zamanlarda maç oynamaya karşı futbolcuların uyku düzenlerini de düzenleyecek bir ekipleri varmış. Tabii ki. Yani sabah kaçta kalkacak, bu sefer kaçta yatacak, yemeğini kaçta yiyecek gibi standart işler olan biri olarak uyarlar mı bunu? Yani uyuyorlar mıdır bilmiyorum. Profesyonellik anlayışı iyiyse uyuyordur ama genelde mesela sezonlar biter. Sezon bittiği zaman teknik adamlar öncelikle 5-6 gün istirahatten sonra aktif dinlenme diye bir program verirler. Kilonuzu, milonuzu ölçeceğiz falan derler. Ha, uyguluyorlar mı? Zor. Türkiye'de zor uygulanıyor. Evet. Hocam, haftayı geride bıraktık, 29. haftayı. Son 5 haftaya girdik ve enteresan işler oldu tabii bu hafta sonu. Genel olarak biraz sonra tabii Başakşehir maçına gireceğiz ama genel olarak baktığımız zaman ligde kartlar yeniden karılacak diyebilir miyiz ya da karıldı diyebilir miyiz, yoksa hafta sonu oynanacak Fener gecikti. Beşiktaş şampiyonluğu, maçına göre şampiyonluğu gecikti. Tabii ki çok enteresan bir Antalya Başakşehir var cuma akşamı. Pazarda Beşiktaş Fenerbahçe. İki tane de hassas, özellikle Beşiktaş açısından Tosic'in olmaması bir takım savunma dengelerini çok alt üst edebiliyor. Yani Marcelo veya Tosic olmadığı zaman takımın dengesi bozuluyor. Atiba'nın sakatlığı var ama oynar oynamaz bilmiyor. Oynayabilir. Fenerbahçe'sinden de Mehmet Topal çıkınca bu kez acaba Neuchterler'i mi oynatacak yoksa Ozan'a mı oynatacak? Soru işareti var. Biraz şablonlarında veya ritimlerinde bozukluk olabilir. Ama ligin kaderi açısından da önümüzdeki
pazartesi günü bir programımız önümüzdeki hafta. Torino'ya gidiyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Pazartesi günü ki ligde maç da yok. Yani büyük takımların en azından yok. Biz daha böyle rahat konuşabiliriz. Yani bir puanlık farkı konuşmakla öyle bir puana inebilir. Tabii. 7 puan, 5 puan inebilir. Evet. Farklı şeyler konuşulabilir ama ben açıkçası uzak ihtimal görüyorum. Siz %90'lık bir şampiyonluk oranı vermişsiniz. Şu an itibariyle şampiyonluk oranlarınızda değişiklik var mı? 99 oldu. Ben yani Beşiktaş'ın sadece Nazlı'nın nesinin eksik olduğunu düşünüyorum. Hala öyle. Bu dersi Adana maçında alamadılar ama bu maçta aldıklarını düşünüyorum. Oyuncular daha iyi yaşayacaktır, daha iyi dinlenecektir, daha iyi dinlenip. Ha maç ne olur bilemem ama Başakşehir takımının da muazzam futbolunu ve başarısını da Abdullah Avcı'yı da tabii ayrı yere koymak geleceğiz lazım. Oraya. Bu arada az önce Real Madrid-Atletico Madrid maçı dediniz. Oraya tekrar dönelim bir cümleyle. Maç bu akşam 21.45'te TRT1 ekranlarında olacak. Öncesinde ve sonrasındaki programlarımız TRT Spor'da olacak. Tabii güzel bir taraf var Real Madrid-Atletico Madrid maçı ile ilgili. Belki de hani hakemliğimiz belli bir noktaya Cüneyt Hoca ile geldi. Türk hakemliğindeki gözlemcilik olayıyla ilgili olarak da önemli bir şey var. Sevgili Murat Ilgaz bu evet. akşamki maçın gözlemcisi. Yani Türkçesi şu, Martin Atkinson'ın maç sonundaki notunu bizim Murat Ilgaz belirleyecek. Çok önemli tabii bu. Önemli bir gelişme. Önce Servet Bey'in UEFA'ya girmesi, Cüneyt Hoca'nın ve birkaç mesela Ali Palabıyık da 19 Dünya Şampiyonası'nda herhalde maçlar yönetecek. Murat Hocamızın da önemli bir Atletico Real Madrid maçının yönetmesi, gözlemcisi olması, bunlar önemli etkenler. İnşallah bu daha da artacaktır. Çeyrek finalde de Barcelona-Juventus maçında da Cooper's'ın gözlemcisiydi. İspanyol olmuş artık Murat Hoca. Yani. İnşallah başarı diğer arkadaşlar da gelir. Şöyle söyleyeyim, zaman zaman en kolay yol nedir? MHK'yi ve hakemleri veya seçicileri eleştirmektir ve bizler de eleştirdik. Ama özellikle ligin ikinci yarısında açık söyleyeyim çok kötü gitmiyorlar yani. Zaman zaman hata yapmıyor değiller, yapıyorlar. Ama hiçbir zaman da hakemlerimiz iyi diyen pek olmadı. Genelde başkanlar ve antrenörler konuşulduğuna göre hakemler demek ki Fırat Aydınus da başta olmak üzere iyiye gidiyor. Yani pek problemli değiller birkaç maç dışında. Evet, Murat Hoca'ya da bu akşam başarılar dileyelim. Ona da gözlemci şansı dileyelim. Şimdi hoca biz aynı zamanda Fener maçında da aynıydık şeklinde bir ifadesi vardı. Ben yoldaydım. Fener maçını tamamını izlemedim Galatasaray Fener maçını. Bu Bursa maçına baktığımız zaman kıyasladığımızda aynı iştah, aynı arzu, aynı istek Galatasaray'da hemen hemen birebir diyebileceğimiz şekilde var mıydı Bursa maçı? Hemen hemen vardı. Hemen hemen vardı. Tabii burada iki tane fark var. Birincisi rakip. Birincisi rakip derken Fenerbahçe Bursa Spor gibi durmaz. Fenerbahçe durduğu zaman doğru durur. Doğru durur. Bursa Spor'da çaylak oyuncular var. Mesela Ertuğrul geleceği parlak olabilir ama orada pozisyon hatası yapıyor. Ama Kehr yapmaz onu. Skertel yapmaz. Uluslararası oyuncu bunlar. Daha yakın oynarlar. Arkadaşının Şener'in çalım yeme ihtimalini düşünür. İlk golü alacak olursak görürüz. Alalım hemen. Alalım. Orada şurada Buruma aldık. Duralım. Duralım. Şimdi ceza sahası içerisindeki Bursa Sporlu iki tane oyuncu var. Kehr sağ stoper olarak şu anda Buruma'nın karşısında yanındaki sağ bek var ya Aziz. Evet. Aziz'in bir 5 metre arkasına gelirdi. Şimdi bak bu kadar önemli. Defans oyuncusu fazlasıyla var. Şu anda Galatasaray ceza sahasında yok. Ama işte geçirelim Buruma'yı. Orada gelen Merter olmuş. Hayır Merter Podolski ile gidiyor. İşte onunla gidiyor. Şurada duralım. Burada Kehr karşılamıştı. Şimdi bu bir. Burada isteği var mı var Galatasaray'ın? Geçen hafta da vardı. Fakat karşısında da iyi defans oyuncularından ve defans yapabilen bir takım vardı. Birincisi bu. Kalite farkı rakibin. Ama ikincisi de gol. Acaba Fenerbahçe maçına baskılı başladıklarında Bursa maçı gibi ataklarından gol olsaydı ne olacaktı? Dün Galatasaray'ın yaptığı en önemli iş ilk dakikada gol buldu, 45'te buldu, 90'da buldu. Yani bırakmadı, hep önde oynadı. Bu öne geçip de savunma yapıp kontratak oyunu oynamadı. Hep baskılı oynadı. Bu önemli bir etkendir. Kontrataktan evet gol attı. Halis Özkaya avantajı oynattı muhtemelen. Golü buldu. Duran topun devamında golü buldu çoğalarak.
ilk golde beceri var. Bruma'nın yine birçok teşebbüsü var. Duran top dahil, kontra dahil, savunma beklerken de golü bulan, iştahın yanında bir de kalite var. Sezonun en iyi topu oynadı kendi adına. Peki bu iştahın, bu arzunun, bu isteğin özellikle Fenerbahçe maçından sonra Dursun Bey'in gerek takımı ziyaret etmesi, arkasında olduğunu göstermesi ama onun da ötesinde Hürriyet gazetesinde çok büyük bir röportaj çıktı biliyorsunuz. Biz bir yıl daha Tudor'la birlikteyiz açıklamasını yaptı. Bu önemli. Şimdi ben programda da söyledim dün akşam. Senin de kulağın çınlattım. Bizim futbol zirvesini de kulağın çınlattım. Geçen hafta Tudor'la ilgili 9 soru şey yaptım. Hı hı. Ben dedim ki biraz şımarıkça, kötü anlamda söylemeyeyim. Ya sorma, zor artık bundan sonra dedim yani Tudor falan dedim. Ben de zorla sordum size. Evet, zorla sordum. Tudor'un menajeri zannettim hatta seni bu ara. O kadar sordun ki belki de haklı çıkacaksın yani. Skorlarla, haftalarla ben teknik direktörler veya takımların geleceğini düşünmenin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ben sana çarpıcı bir örnek vereyim. Fenerbahçe takımı Ersun Yanal'la şampiyon oldu. Değil mi? Kayt, Vebo, Emenike, Musa Sov. Orta sahaya baktığımız zaman da aynı şeydir. Fakat Fenerbahçe şampiyonluğun yeterli olduğunu düşünüp bir tek Diego'yu aldılar. Kimseyi almadılar hatırlıyorsan. Evet. Ve kadro revizyonuna gitmediler. Ama şunu düşünemediler. Bir oyuncunun 26'dan 27'ye geçişiyle 35'ten 36'ya geçişi farklıdır. O oyunculara devam edebileceğini düşündü. Yine hatırlayalım. Bu oyuncular çok sakatlık yaşadılar. Ve bir yıl önce 40 küsür tane gol atan bu dörtlü ikinci yıl 20'lerde kalınca, 25'lerde kalınca İsmail Kartal döneminde transfer yapamadılar. O aldatıcı oldu. Bu skorlar, bu performanslar aldatıcı olmamalı. Dursun Bey'e gelince de şu olabilir. Fenerbahçe'ye yenildiniz. Ama şampiyonluk şansınız devam ediyordur. Liderdir. Başkan ne yapar? Gider. Arkadaşlar önemli değildir. Bakın üst üste 1-4-0'lık Başakşehir mağlubiyeti, 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetine rağmen, evet, ligde şampiyonluk şansı kalmamasına rağmen yine gitti. Yani Dursun Bey'e eleştirelim. Neredeyse Avrupa Kupası tehlikeye girdiği bir ortamda. Ama yine şu mesajı verdi. Bak Snyder. Bak Yasin. Bu hoca ister 4 yiyin, ister 1 yiyin. Siz gidersiniz. Biz bununla devam ediyoruz. Bu çok önemli mesajdır. Tabii. Kulüp adına verilmiş mesajdır. Ha yarın Kasımpaşa yanışını yenemez. Bilemem. Bilmem. Ki ritmini buldu Galatasaray. Sonra gider bir deplasmanda puan kaybeder. Bu da yine tartışılır. Ama Tudor da Galatasaray camiası da güvenip bu skorlara ve oyuna aldanmamalı. Çünkü futbol, hep söylüyorum, rakiple oynanır. Muhteşem bir oyun oynadılar. Bruma'nın dün Cenk Bey'in açıkladığı gibi kulüpte kalmak istemesi, kontratı uzatmak istemesi de güzel bir şeydir. Evet. Daha da önemlisi Tudor şöyle hatadan dönmüştür. Belki uygulamak istediği yanlış bir şey değildir teknik adam olarak, genç bir teknik adam olarak. Fakat çok düşündüklerini, bana uyacak bu takımı çok radikal yaptı. Çok keskin yaptı. O ara 7-8 puana mal oldu Galatasaray. Yasin de zaten onunla ilgili bir serzenişini, evet, ifade etti, evet, röportajda. Yani evet, sistem değişikliğinin kendini, evet, rahatsız ettiğini. At gibi koş diyordu ona. Evet. Şimdi tay gibi koş diyor. Ön tarafta kaldı diyor ona. Ama bence hocam başkanın hafta sonu vermiş olduğu röportaj bu konuda çok belirleyici oldu. Yani ben yine söylüyorum, Fena maçını tamamını izleyemedim ama Bursa maçında, tabii ki Bursa'nın kırılgan yapısı da bir şekilde etkendir ama Galatasaray'ın sezon başından bu yana en iştahlı maçı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir teknik adam kendini nasıl güvendiyse der, Türkiye'de güvende hissetmemesi için hocamızın arkasındayız dedi mi gitti. Gittiğini bilecek. Şimdi böyle yapmadı hoca, başkan. Gitti, takımla birlikte oldu. Hürriyet gazetesinde verdiği röportaj önemlidir. Ancak takıma da bunu hissettirmesi. Bir de şu var, gerçekleri konuşmak lazım. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden belki Bruma, belki de Lens'in dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha güçlü bir kulübe gidecek potansiyelde oyuncular yok. Beşiktaş'ta var. Kim gibi? Talisca gibi. Manchester United 22 yaşında bir oyuncuya yatırım yapabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu tür oyuncular Bruma'nın dışında yok. Dolayısıyla Schneider de dedi ki evde. Hanım dedi, bak burası çok güzel bir yer. Sen de biz seviyorsun. Aman ha,
iyi de para kazanıyoruz. Futbol hayatımızın da sonları geldi. Ya, ya da bu adam beni tutmuyor da. Belki de eşi ona söyledi. Belki de eşi ona söyledi hocam. Yani aklını başına aldı. Ya herkes belki senin gibi olmayabilir. Yani sen kılıbıksın da değildir belki. Bazen kılıbık olmak güzeldir evet hocam. Yenge herhalde seni bayağı yönlendiriyor, kulakları şundasın. Ne güzel, yönlendirsin. Yok, doğru olan konularda kalktın. Yönlendirilmeye her zaman ihtiyacımız var tabii ki. Ben ne yapayım? Ben boştayım. Öyle mi? Hayırdır hocam? Yok bir şey ya. Yok mu bir şey? Hayır, evli değilim ya, o yüzden. Ya canım, yani illa bir hanımefendinin yönlendirmesi için tabii evli olmanıza gerek evet yok. Evli olmadan da bir hanımefendi sizi yönlendirebilir. Yalnız kararnameyi okudun herhalde değil mi? Evli programları kalktı. Biz bu konuyu kapatalım. Aman hocam, o yani neyse, oraya her girmeyelim ama evet, o bence evet, neyse, yorumumu yapmayayım. Evet. Canlı yayın hiç kaçırırız, evet, kaçarımız yok evet yalnız. Bu arada hocam, hazır biraz magazine kaymışken. Zuhal Topal'dan mı bahsedeceksin? Kimden? Zuhal Topal'dan. Tudor bakın ne demiş maçtan sonra. Kulüp içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Herkes konuşuyor. Yani kulübün içindeki futbolcuların fiziksel durumları konusunda bilgileri kimsenin yok. Bunu bir tek ben biliyorum diyor anladığım kadarıyla. Kulüp içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Herkes konuşuyor. Konuşmaya vergi gelene kadar bu böyle devam eder. Ya bunu okuyunca acaba dedim Rıdvan Hoca'ya bir gönderme mi yaptı? Yoktur değil mi? Tekrarlar mısın? Tabii tekrarlarım hocam. Kulüp içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Herkes konuşuyor. Konuşmaya vergi gelene kadar böyle devam eder. Bana mı? Hayır, acaba dedim. Valla yani Çin'de bir olay olmuş. Acaba Rıdvan mı diyecekler en son yalnız daha. Sonunda her yerden ben çıkıyorum yani. Çünkü art niyetli olursanız böyle değerlendirebilirsiniz. Yani sözün meclisten içeri. Ya niye bana söylüyorsun adam yani? Ama hocam yani siz geçen hafta ne dediniz? Tudor arenaya, bundan sonra Vodafone Arena diyorum. Aslan Tepe'ye rakip takımın teknik direktörü olarak gelir dediniz. Bir tahmindir bu. Tamam, ben canım tahminlerden genelde kaçınan bir adamımdır. Özellikle bu gol olur falan diye bir kere oldu ya, bıraktım tabii. Evet. Çünkü kötü örnek olduk. Evet. Nasıl yorumcular da onunla her atakta gol olur diyor. Bir tanesi denk gelir diye. Yanlış, ben de o hata yapmam. İnsanları yönlendirici olmak çok doğru değil. Ben sadece real bir şey sundum ortaya. Tabii. Galatasaray futbol takımı Mart ayında koptuysa ve bir teknik direktör geldiğinde liderler arasında daha aralarında maç oynanmadan 5 puan ve kendi evinde oynayacakken 5 puandan şimdi kaç puan oldu fark? 11 mi? 12 puan fark olduysa evet, bu konuşulur. Bir de Fenerbahçe'ye mağlup olduysan. Başakşehir'den 4 yediysen. Ya sen gidersin ya başkan gider. Veya beraber gidersin. Başkan ters çünkü yaptı, ikisi ama de kaldı. Ben ne diyorum ama sezon başından beri birlikte Tudor geldikten sonra hatırlayın. Çok iyi bir sezon başı teknik adam olduğu kesin anlıyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Yani şu anda hani siz yaptığınız yorum söyledim ama Galatasaray'ın geride kalan 5 tane maçı var. 15 puanlık havuz var. O 15 puanlık havuzdan 2 puan çıkarsa yine her şey değişebilir. 2 puan çıkarsa ne demek? Yani 2 puan çıkartabilse o 15 puandan bu 5 maçtan yine her şey terse dönebilir diyorum. 2 puan çıkarsa mı? Evet. Mesela, terse merse dön, yakarlar her yeri işte, ya. Sen ne? 5 maçta kalsa 2 puan 2 alacak. Puan çıkarsa mesela, yani Türkiye'de dediğiniz gibi her şey biraz anlık değişiyor. Dolayısıyla başkanın yapmış olduğu hamle önemlidir. Ben de diyorum ki 5 maçta 15 puan alınsa dahi bir böyle düşüneceksiniz. Aynen, sadece teknik adamla diyorsun ilgili söylemiyorum ben bunu. Evet. Genel anlamda o zaman şey kalsın, advokat son 7 maç 6 galibiyet, son 4 maç hepsi de kazanmış. Belki baba emekli olacaktı, hoca emekli olacaktı. Vazgeçti emeklilikten. Ben futbol takımı için söyledim. Nerede kalır? Neyse oraya gidelim. Fenerbahçe'yi bir türlü antrenörle Aykut'u kabul ettiremedim. Hayır, ne münasebet. Aykut Hoca'nın gelmesini çok da isterim. Ben de çok bu arada dünkü maçta tabii %30'a %70'lik bir topla oynama oranı var Galatasaray'da. Bursa arasında Mutlu Topçu görevinden istifa etti. Şunu da söyleyelim. Türkiye birçok konuda Avrupa'da ilk 5-6, yayın gelirleri, işte değerli futbolcular vesaire sıralamada. Ama gerek TFF gerekse Sport Toto Süper Lig'de Avrupa'daki en fazla teknik direktör değiştiren liglerde Moldova ve Ukrayna'nın hemen önünde birinci sırada yer alıyor. Bu da ayrı bir ayrıntı, bunu da söyleyelim. Rakiplerimiz de sertmiş yalnız. Evet, çok sert rakiplerimiz var. Hocam 18 dakikada 3 gol. Hava kararmadan 3-0 oldu. Hava kararmadan 3-0 oldu. 3-0 yenik duruma düşüyorsunuz ve Şenol Hoca'nın maçtan sonraki açıklamasında şu dikkat çekiyor. Maçın havasına, zemine, rakibin oyununa uyum sağlayamadık. 3 atak, 3 gol. Belli ki zihin dağınıklığı var. Hepsine katılıyorum. %100 doğru. Hepsi söyleyeceğim dışında %100 doğru.
3 atak falan değil. 7 atak 3 gol. Son dakikası 4 oluyor zaten. Boş kale, kaleci yok kalede. Yani bu kadar da şey değil. Bir sürü pozisyonu var şeyin, Başakşehir'in. Başlamadan bitenler de var. Ama zihinsel, mental ve tabii ki fiziksel yorgunluğu var. Şenol Hoca bu konuda haklı. Oyunculara karşı da zaten hoşgörülü demeçler verdi genel anlamda. Ben SOS'in 3 kere Adana maçında alındığını görüyorum. Çünkü Lyon maçı çok yıprattı. Feci yıprattı. Korkunç bir enerji kaybı oldu. Fiziksel ve mental. Adana maçından belki ders çıkarabilirlerdi ama maç kazandılar. Teknik direktör açısından baktığımız zaman niye bozayım takımı dedi. Ama takımın çok yorgun olduğunu düşünemezsiniz belki de. Maçtan sonra da keşke rotasyon yapsaydım demiştir. Hmm. Ben de yapmazdım da. Hoca da yapmadı. Antrenörler her maçtan, her yaşta şey alırlar, ders alırlar. İyi bir dinlenme süreci var. O gün Oğuzhan Özyakup'un demeci de önemli. İyi dinlenerek dedi. İyi çalışarak önce, iyi dinlenerek dedi. Toparlamamız lazım. Bu yol kazası kelimesi ve cümlesi çok hoşuma gitmez. Futbol böyle bir oyun. Bir de kaybettiğin takım Başakşehir. Başakşehir takımı Trabzon'u yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Beşiktaş'a bir puan verdi. 4 puan kazandı. Galatasaray'ı 2 maçta yendi. Hocam 7 maç 21 puandan 16 puan aldı. Galatasaray, Fener, işte, Beşiktaş ve Trabzon'dan. Evet, Trabzon'da bu da daha var. Şimdi tabii oyun formatlarını da biraz... Şimdi Abdullah Avcı'nın çok önemli bir cümlesi var aslında. Cımbızda çekmemiz gereken ama çok değerli bir söz. Sistem önemli. Oyuncu kalitesi çok önemli. Ama ne kadar iyi oyuncu olursa olsun belli bir sistemin olmazsa uygulayamazsın. Hakikaten çok önemli oyuncuları vardır. Çok yıldızlar topluluğudur. Bunu daha önce yıllarda İstanbulspor yapmıştı. Sergen Yalçın, Oğuz, Gökhan, Zeki, Aykut. Hatırlayın. Süre olmadı. Bir suni bir taraftar geldi. 25-30 bin kişi. Yavaş yavaş sistem olmadığı için çöktü. Para olmasına rağmen, kadro olmasına rağmen, seyirci de olmasına rağmen gitti. Ama Başakşehir tersine gidelim. Seyirci yokken seyirci gelmeye başladı yavaş yavaş. Bebek büyüttü. Hep söyler ya hoca. Hakikaten de her gün ileriye koydular. Ama doğru da transfer yaptılar. Şimdi Cengiz diye bir oyuncu Türkiye'de Altınordu'da oynuyor. Sen herhalde biraz daha geçmişine gireceksin 10 yaşına kadar. Ben önemli bilgi bunlar. Önemli bilgi. Evet hocam, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la yapılan bir röportaj var. Onu okudum. Diyor ki 10 yaşındayken diyor Balıkesir Sındırgı'da, yani siz de aklıma geldiniz. Neden siz aklıma geldiniz? Hep diyorsunuz ya işte birisi çocuğum, birisi yeğenim, birisi bilmem ne. Ya hocam bir baksak falan filan. Yani bir şeylerin bakılması için birilerinin yeğeni, çocuğu, tabii. işte amcasının oğlu falan olmaya gerek yok. Altınordu'ya Balıkesir Sındırgı'da bir çocuk var 10 yaşında diye haber geliyor. Bunlar cümbür cemaat gidiyorlar, seyrediyorlar, hoşlarına gidiyor. Aileye diyorlar ki gelin İzmir'e yerleşin ve orada çocuğunuzun gelişimi takımda olsun. Eğitimi onlar verelim. Kabul etmiyor. 3 gün çocukla birlikte, aileyle birlikte kalıyorlar ve de aile en sonunda kabul ediyor. Diyor ki sizinle artık devam etsin. İşte 7-8 yıl onlarla beraber devam ediyor ve arkasından bir proje takımı Başakşehir'e başka takımlar fazla para vermesine rağmen Abdullah Hoca ve işte Başakşehir'in bir proje takımı olduğu noktasından hareketle bırakıyorlar ve o Başakşehir'e giderken de anne de geliyor diyor ki Altınordu'nun işte başkanı, yöneticilerin her neyse 10 yıl ben baktım, 10 yılda siz baktınız. Dolayısıyla benim kadar sizin de emeğiniz var. Böyle bir duygusal da bir an yaşanıyor. Proje takımına gelirken nereden geliyor? Altınordu'dan geliyor. O ne takımı? O da bir proje takımı tabii. Altınordu tabii başlarını izliyorum ben. Yani olağanüstü işler yapıyorlar. Yani tamamen yerli. Ben yabancı yerli şeyinde değilim de. Ama bir ekol oldular. Bu arada söylediğim şey var hocam. Siz onu işte daha serbest oynayabileceği yerler de vardır. Bir Hacı Mayası var. Geni var onda. Kim diyor? Başkan diyor şey için. Cengiz için. Onun yakın zamanda işte 20-30 metreden attığı golleri de göreceksiniz gibi bir ifadesi var. Siz genel olarak baktığınız zaman çok abartılı mıdır? Artı bugün yine bir gazetede, bence ona girmeye de gerek yok ama hani Emre Mor'la bir kıyaslaması, illa birileriyle kıyaslamaya da gerek yok ama bağımsız bir Cengiz değerlendirmesi yapılırsa. Şimdi Cengiz'in attığı ilk golü analizini yaparsak öğrenme değil, büyük bir yetenek görüyoruz. Bak, yetenek orada. Öğrenmeyi de doğru teknik adama geldi.
pozisyon bilgisi, fiziki anlamdaki eksiklerini giderebilecek bir teknik adama geldi. Bu çok önemli. Gelişimi için doğru kulübe geldi. Doğru teknik adama geldi. Şimdi attığı golde bak. Önce bir vurduğu yer yetenekle ilgili. Bak şimdi şurada çalım var ya, Abdullah Avcı öğretemez bunu. Altın Ordu Başkanı da öğretemez Antonio. Bunu Allah'tan gelme bu özellik. Bak top alıp sol ayağı topun dibine girip geçiyor ya şöyle bir Marcelo'nun yanından. Dokunursa penaltı. Geçti. Tamam bu Allah'ın vergisi bak. Geçti. Solla düzeltti. Rakibinden kurtardı Gökhan'dan sağla bıraktı. Bu Allah vergisi. Nereliydi Balıkesir? Sındırgı. Sındırgı'da anasından doğmuş bir çocuk. Böyle gol atıyor. Ama gelişim kaydetmesi için de antrenöre ve tabii ki önce kendisinin iyi bakmaya ve çok da terbiyeli bir çocukmuş zaten. Bir ara ligin ilk yarısında biraz fazla atmaya başladı kendini yere, hatırla hocam. Biraz fazla penaltı istemeye başladı. Ondan da vazgeçti. Söylemiştir hocası. Şimdi 97 doğumlu bu. Herhalde. 97 doğumlu. Çok 97 doğumlu. 19 yaşında için çok önde bir oyuncu. Hepimiz o yaş gruplarından geçtik. Ben oyuncuların en iyi dönemleri 26 ile 29 arasıdır. Şampiyonluk ortalamaları da 27'dir takımların. Oyuncuların da en fit oldukları dönem 26 ile 29 arasıdır. Daha yolun başında. Şimdi daha ekonomik oynamayı öğrenecek. Daha kolektif oynamayı öğrenecek bak. Yetenek lazım. Ama çalışmıyorsanız olmuyor. Olmuyor. Yetenek yok. Çok çalışıyorsunuz. Normal oyuncu oluyorsun. Hem yetenek var hem çalışıyorsunuz. Ronaldo oluyorsunuz. Evet. Birleştirdiğiniz zaman. Şimdi bunu yaparsa ki öyle bir karakterde ve doğru kulüpte iki proje takımından kulübünde gitti geldi yapıyor. Hocam. Tabii şu var yani çocuklarımızla ilgili de tabii fakire devlet yapmak istemiyorum bu konuda. Hep serzenişle buluştum. Ben ilk Çimsa'yı 18 yaşında gördüm. Beni kimse 10 yaşındayken keşfetmedi. 10 yaşında uçuyordum ben. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Aç sporcu daha çok yani başarılı oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Aç oyuncu tabii ki ama parasal aç anlamında söylemiyorum yani. Ya öyle bunu de söyleyebilirsiniz. Ronaldo'ya bakın öyle gelmiş. Messi'ye bakın öyle gelmiş. Yani çıkış noktalarına baktığınız zaman aç derken hani sürünmek anlamında ben değil. Ben yani Ronaldo aç gibi oynuyor. Karakteri bu. Doymuyorlar. 502 tane gol atmış Messi'ye yeter ama demiyor kendisine de demiyor. O zaman büyük oyuncu oluyorsunuz zaten. Ne yaparak? Çalışarak ve fakat şunu söyleyeyim. Ailelerimiz çocuklarına çok dikkat edecekler. Ben hep söylüyorum. Her çocuk Maradona Pele oluyor. Kendilerine göre. Ve hayal kırıklığına uğratmayın bu çocukları. Yani bir hobi olarak başlasınlar. Meslek olarak değil. Oyun oynasınlar. Ve oyunun sonunda da başarılı varsa olursa evrilir zaten. Zaten şu yok. Benim oğlum var ya, elinden tutan yok. Yalan oldu artık. Eskiden de o. İşte onu ben de özellikle. Ben 18 yaşında daha görmedilerse demek Türk futbolunda problem varmış. Tabii. Şimdi Balıkesir'in nereden dedin? Sındırgı. Sındırgılı. Hiçbir yerden kardeşiniz kaçmıyor hocam. Ha, kaç. Sekebilir. İlhan Mansız'ı sekmiştir. Geç keşfedilmiştir ama onun dışında da yani artık aileler geldi. Benim oğlum şunu da söylerler. Valla oradaki hoca var ya, onun arkadaşının oğlunu oynatıyor ama benim oğlum oynatıyor falan, bunları ben pek dinlemiyorum. Hocam bu malum yaşanan Başakşehir ile ilgili yaşanan olaylar aynı zamanda takıma bir artı motive getirmiş olabilir mi? Gerek Fener maçı öncesinde gerekse bu Beşiktaş maçı öncesinde. Açıklamalar o yönde. Açıklamalar o yönde yani. Bana sanki mutlaka Başakşehir yine buna benzer bir top oynardı ama ben farklı bir şekilde motive ettiğini. Çünkü bir Başakşehir karşısında bir hani futbolcudan yola çıkarak bir genel bir antipatik bir durum ortaya çıktı. Ama takım bunu nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl cevap verebiliriz? İyi top oynayarak, iyi skor alarak gibi yansıtı gibi geliyor. Bu arada Göksel Bey'in size bir minik cevabı olmuş herhalde. O konuyla ilgili herhangi bir söz hakkınız doğdu mu size göre ve cevap verdiniz mi siz bilmiyorum. Ben kendi programımda bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu konuda da artık akıdan sıkıldı, insanlar sıkıldı, bırak beni. Evet. Göksel Bey, insanlar sıkıldı. Yorum yapmayayım artık ya. Ben düşüncelerimi söyledim. Hı-hı. Mehmet Demirkol da söyledi, Serdar Çeliker de söyledi. Bu medya dünyasının ve futbol camiasının takdirine kalmış bir şey. Ben kendi düşüncemi söyledim. İşi başka boyutlara götürmeye çalıştılar. Ben Sabah grubunun yıllardır ekmeğini yiyorum ve yazı yazıyorum.
Onlarla hiçbir zaman problemim olmadı. Olayı o tarafa doğru götürmek isteyen bir grup var. Hani sanki ben onlara karşıymışım gibi. Hiç öyle bir şey demedim. Senin yanında, senin programında Serhat Bey'le ilgili söylediklerini dün gibi biliyorsunuz. Tabii alınan kararlara çok dikkat edilmesi lazım diye. Ben sadece fikrimi söyledim. Sinema filmi, tiyatro olarak değerlendirdim ve orada da noktalıyorum. Hocam. Yani şimdi buraya başka boyutlara, zayıf yerlere vurmaya çalışmaları kötü yani. O sıkıntılı. Siyasi malzeme de olmak istemem bu konuda. Çünkü şunu da söyleyeyim, hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımız dün Hindistan'a gitti. Evet. Bugün geldi işte parti. Yarın da Putin'e gidiyor. 10 gün sonra da Trump'a gidiyor. Dışarıdaki imaj sanki Göksel Gümüşdağ veya Başakşehir takımı Tayyip Bey'in kontrolü imajı yaratılıyor siyasi. Haberi daha yoktur. Kaldı ki hukuksuzluktan yani bir insan değildir. Neyse ona bakın der yani, sorarız ki haberi de yoktur. Siz bence. Bu, Serhat Bey yani şimdi. Bu mesela bu kavga olayından artı verilen cezalardan vesaire, siz çünkü zaman zaman futbolla ilgili telefon konuşmalarınız oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı bu konulardan? Yok canım, ben pazar akşamı konuştum kendisiyle Hindistan'dan. Hiç alakası yok. Bilgisi de yoktur. Merak ediyordu. Uçaktadır diye. Sonra dönüş yaptı sağ olsun. Erokspor bu arada hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı evet. Forvet olarak oynadığı evet. Takım değil son mi? Son maçta Bodofen'i 2-1 yenip finale şeye çıkmışlar. O yüzden evet, ne için aradılar sizi? Ben yani, kutlamıştım yani nasıl? Ben maç seyrediyordum. Rize Fenerbahçe maçını sordu. Başakşehir maçını sordu. Oynanıyordu o anda müsabaka. Böyle olaylar... Siz Başakşehir maçında kaç kaçtı o sırada? 22. dakikada 3-0 dedim. Şaşırdılar mı? Şaşırdık çok. Allah Allah. Yani işte neyse. Ama bizim aramızda öyle bir konu olmadı. Bu konudan da bence bilgisi de yoktu. Çünkü çok önemli Türkiye'de olaylar var. Şu imajın yerleşmesi rahatsız edici. Yani şu var, açık konuşalım. Hani akrabalığından dolayı Göksel Bey'in, ki akrabalarıdır, sevilir ailece de. Kararların Tayyip Bey tarafından, hani öyle ya, şimdi yalandan konuşmayan şey yapmayalım. Evet. Hiç alakası yoktur. Kaldı ki böyle bir kararı da, böyle bir gelişmeleri biliyorsa da üzülür. Benim düşüncem bu. Serhat Bey de üzülür. Ama o gazeteyle ilgili söylediğim benim cümle şu. Şimdi Sabah grubu hükümete yakın bir grup. Serhat Bey özel bir adamdır benim için de her zaman. Fakat insanların yönlen, onların istemediği halde patronların, Serhat Bey mesela CEO'su dur. Aman ha deyip ona göre gaza açıyor insanlar. Kişilerle ilgili, seninle ilgili olabilir, Aziz Bey'le ilgili olabilir. Herhangi biriyle ilgili veya tersini düşünün, başka bir grup gazeteyi düşünelim. Bu kişiselleştirmeleri, siyasileştirmeleri kötü. Patronların haberi yok veya yöneten CEO'ların haberi yok. Alt taraflarda demek ki bu böyle yazdı, biz devam edelim veya sevelim. Bu böyle olmaz ki. Mehmet Demirkol ve benimle ilgili pankart asıyorlar şeyde. Bir, maçtan önce açılıyor, iki maçtan sonra açılıyor. Bunun sorumlusu o açanlar değil, Göksel Bey. O kulübün başkanıysa sen, gerçi eski arkadaşıymışım ben öyle dedi de, ne yapalım öyle kalalım o zaman. Diyeceksiniz ki arkadaşlar bu pankart ne oluyor? Ben gerçi şunu söyleyeyim arkadaşlara da, yarın savcılığa gidip 6.222'ye müracaat edeceğim. Resimler var bende. Bana ahlaksızca astıkları, saygısızca astıkları, Mehmet Demirkol'la ilgili astıkları, o pankartlarla ilgili savcılığa 6.222'ye ilgili gideceğim. Yoksa insanlar eleştirebilir. Bak beyaz, görüyor musun? Bu beyaz ne? Beyaz barıştır. Teslimiyet değildir. Barıştır. Ben dostum. Beni sevmeyebilirsiniz, dost da kalmak istemeyebilirsiniz. Ben futbol adamıyım. Hatırlarsanız Göksel Bey ve Başakşehir'le ilgili kitap yazılması ve eğitimle Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmesi gerekiyor diyen de benimdir. O zaman iyi yorumcuyum da, Volkan yumruk attığı için niye bir maç verildi dediğim için kötü olduysam ve herkes neyin ne olduğunu bildiği için bu futbol camiasında, cezaların nasıl verilip nasıl verilmediğini, nasıl kaldırıldığını nasıl kaldırılmadığını bildiği için öyle. Siparişle veriliyor, siparişle cezalar veriliyor. Adamına göre, kulübüne göre. Şimdi bu durumda mesela siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konularla hiç alakası yoktur ve de sevmez bu konuları diyorsunuz dediniz. Evet. Peki verilen hukuk kurulunun PFDK'ya direkt olarak saldırı amaçlı olarak minimum 5, maksimum 10 maçlık ceza istemiyle gönderildi. Ve arkasından da bu sportmenliğe aykırıdan bir alt sınır ve üst alt sınırdan bir maç ceza verildi. Yani sportmenliğe aykırılıktan verildi. Peki PFDK'nın biz çünkü geçen hafta konuştuktan sonra bu cezalar açıklandığı için bu gelişimi konuşmadık daha sonra. PFDK'nın 7 kişiden oluşan bu kurulun
Bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı ile başladınız. Hayır. Hayır, şöyle. Siz böyle bir etkisi yoktur diyorsunuz. Tabii ki yok. Ha, yoktur diyorsunuz ama arkasından da hayır. Niye yoktur, ben vardır anlamında demiyorum. YPG ile böyle bir ceza Amerika çıkıyor? Sınırda tankta duruyorlar bizim sınırımızda. Cumhurbaşkanımız da PDPK bilmem ne bunlarla mı uğraşacak yani? Ama dışarıdaki imaj bu. Sayın Cumhurbaşkanı adaletsiz bir defa, dünyanın en adaletli, en sosyal demokratlı adamıdır, onu da söyleyeyim size. İşte bu herkes imajdan, bu imajdan etkilenerek hakemler de etkileniyor. Farklı bir boyutta mı insanlar karar veriyorlar? Ben de onu soruyorum yani. Etkilenerek değil, talimatla veriyorlar canım. Ne yani etkilenmesin? Şimdi, bak etkilenmek nasıl? Hakem etkilenir. Hakem ayvah der burada, siyasi gücü var der. Bilmem, çok yaşadık bunları, ona göre düdük çalar. Etkilenir. Yani siparişle gitmesine gerek yok. Zaten o maça giderken o, ya aman ben bunları bir kollayayım der. Yani otosansürü kendisi bak, işletir. Rize'de, Rize Spor Başakşehir maçı vardı. Şahane maç yönetiyor hakem. Bülent Yıldırım. Maç 2-2. Penaltı pozisyonu oldu. Penaltı falan değil. Aklına Başakşehir geldi. Yakmayayım dedi. Lak penaltıyı verdi. Ya ne yapacağız şimdi dedi. Rize var. Öbür tarafta Servet Yardımcı veya Rize Spor var. İşte gücü var falan diyorlar. Rize Spor 3 kez küme düştü. Veya 2 defa düştü başbakanlığı döneminde. Cumhurbaşkanlığında. Çok da müdahale olmuş olsa Rize Spor takımı hep zirveyi oynar. Küme düşüyor. Evet. Neyse. O zaman da son dakikada bu sefer şeyin lehine verdi. Rize'nin lehine verdi. Hatta bir 20 saniye falan bekledi. Görüntüler vardır sizde. Lan ne oluyor falan dedi. Yani hakemler de etkileniyor bazı şeylerden dolayı. Büyük takımlar için de bu geçerli. Kurulun 4-3 mördüç hepsi o. Ne 4-3 mördüç? Ya, pazartesi günü karar vermişlerdir. Uyguladılar. 6-1. Kaç? 6-1. 6-1 mi bitmiş? 4-3 diyen var. Ben 6-1 diyebiliyorum. Çoğunlukla bilmiyorum ya. Diğerleri oy birliğiyle ama Volkan 2 sanmıyorum. 6-1. Şunu soracağım. Hukuk kurulu nasıl sevk etti? Reysen sevk etti. Ne diye? Saldırı diye. Saldırı diye sevk ettiğin andan itibaren 5 maç. Nasıl Yalçın'da Ufuk 5 maç edilse budur. Peki Volkan'a ne oldu da saldırıdan çıktı? Saldırıya mağdur olanın noter tasdikli bir ifadesi gidiyor. Peki hukuki mi? Bilmiyorum. Sorun hukukçulara. Yani ben ikna ettim A-Spor muhabirini. Götürdüm notere. İmza at, ben şikayetçi değilim dedi. Disiplin kurulları bunu şey yapıyorsa o zaman kimseye ceza çıkmaz ha. 2 dakikada bağlarlar adamı. Ne yapsın, gariban oda çalışıyor çocuk. Ne yapalım? Bir aynı durumdan başka türlüsü gider noterden bir yazı alır, bak alır, götürür, bak adam şikayetçi değil benden der, ceza alma. Hukuki mi? Onu bilmiyorum. Hukukçular dinliyorsa bir araştırsınlar. Noter yazısı yeterli midir? Evet. İkinci ihtimalle şuysa eğer görüntüleri seyrettik, Volkan vurmuyor. Bu da fiyasko. Ya hocam teşebbüs etmesi mesela, bile yani maçta bir herhangi bir yumruk atmaya teşebbüs etmek biz, bile kırmızı kart ve 2 maçtır. Ben gördüğümü konuşmakla konuşan bir insanım. Türkiye'de futbol hayatım bittikten sonra Allah bize bir yetenek vermiş. Çığır açan kişi benimdir. Eski futbolcular adına. Erman Hoca'yı bir ayrı yere koyuyorum. Çünkü o bir ekol olarak başlamıştır. Ahmet Çakar'la birlikte o dönem hakem hocalığıyla biliyorsun. Maraton programları vesaire derken. Futbol camiasında da herkesin yolunu açan, Allah herkesin yolunu açsın, benimdir ben. Türkiye'de eski futbolcuların yorumculuğunun kültürünü ben yerleştirdim. Çok şükür herkes de para kazansın. Allah daha da çok versin. Bunu hiç kimse inkar etmez. Benim kaşıma gözüme hasta diye burada değilim. TRT'de program yapmıyorum. Ben zaten elenirdim iyi olmasaydım. Benim şöhretim bir sene götürürdü. Rıdvan eski futbolcu. Çok eski futbolcu var. Eğer ben bilmeseydim bu işi yapamasaydım. 1-2 sene sonra Rıdvan şeyi falan beni hatırlamaz. Bugün 30 yaşındaki insan beni seyretmedi. Kim takardı bana futbolcu? Eskiden sizde iyi futbolcumsun sen diyorlar. Evet. Ben eğer bu işimi severek, çalışarak yapmasaydım elenirdim. Ferit Bey, Erman Bey gözüme kaşıma hasta değil. Evet beni severler. Gerçekten dost gibi görürler. Ben de çok severim. Ama ben işimi iyi yaptığım için buradayım. Yani siz diyorsunuz ki böyle bir durumda da doğruları söylediğim için tavır, bana gösteren tavırın yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Şöyle bugün Başakşehir'i yapın, Fenerbahçe'ye, bir gün Galatasaray'a, bir gün Beşiktaş. Aynı Rıdvan Dilmen. Geçen hafta senin programında video hakem ile ilgili kendinden 15 yaşa küçük insanlara özür dilemedi mi Göksel Gümüşler'den? Var mıydı bu olaylar?
Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ondan bir hafta önce fikrim değişti dediniz. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda gösterilmesi lazım Başakspor'un yönetiliş tarzı demedi mi? O zaman iyiyim de şimdi mi kötüyüm ben yani? Bu yüzden de dost olmayacaklarsa olmasınlar, ne yapayım yani? Anladım. Hani insanlar eleştirebilir, beni sevmeyebilirler. Bak, sevin diye de bir şeyim yok, umurumda da değil. Ha, dost kalırlarsa sevinirim, kalmazlarsa üzülmem. Ben herkese dostum. Ben herkese dostum. Ama hayat devam ediyor. Allah ömür verdiği süre içerisinde, iş bulabildiğim süre içerisinde çok şükür hayatımıza devam edeceğiz. Herkes Türkiye'de gördü neyin ne olduğunu. Bu sadece su yüzüne çıktı. Su yüzüne. Ya diyorum ki ya, tanımıyorlar herhalde. Serhat Bey'i de tanımıyorlar. Kızabilir. Ya düşünemiyor musun? Bir CEO kendi muhabiri dayak yiyor. Sahiplenmiş buna. Ama bunun dışında da bazı olaylarla ilgili de yani herkes güce göre hareket ediyor. Onu söylemek istiyorum. Güç nerede? Orada herkes. Görüyoruz. Güç nerede? Orada. Aynı karede gördüğümüz insanları Riva'da görebiliyoruz. Fethullah Gülen'in yanında gören insanları biz. Üç tanesi yargılanıyor. Biri hapse giriyor. Aynı karede oldukları için, aynı karede olan diğer insanlar, ben demiyorum ki gidebilir. Yıllar önce gitmişler. Ben tanımam Fethullah Gülen falan. İşimde olmaz zaten onlarla da. Yani adalet, herkese adalet. Adalet. Uğur Tüneker yargılanıyor mu? Yargılanmasın o zaman. Eğer suçu sadece Pensilvanya'ya gitmekse. Aynı karede olan insanlar da günlük gülistanlık hayatlarına devam ediyorsa diyorum ben. Etmesin demiyorum. Eğer insanlar örgütün içerisinde değilse, zamanında masumane şekilde gittiyse ki Sayın Tayyip Erdoğan da diyor ki o tabanındakilere zaten bir şey olmaz diyor. Ama dinini seven, hayır seven insanlar diyor. Ya adalet herkes olsun. Bana hani bir gazeteci yazmıştı ya. Buram açık bak benim abi. Burası açık. Hatalarım ailevi ve kişisel hatalarım kendimedir. Sana, ona, buna, kimseye ben Allah korusun ne namusunda, ne parasında, ne bunda şeyim yoktur. Yazıyorlar. Yes, bilmem neyim var, bu şu var. Yalan. Bunlarla ben uğraşacak halim yok sonuçta. Hesabımı önce Allah'a veririm, sonra çocuklarıma veririm. Tamam hocam, peki. Derbiyle bağlayalım hocam. Süremiz de daraldı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u mağlup etti son saniye golüyle ve haftaya Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. 15 Mayıs'ta Aziz Bey şeye gidiyor, UEFA'ya, evet, anlaşmaya. Galatasaray-Beşiktaş'tan sonra onlar da gidiyor. Daha doğrusu duydum. Eksiğe baktığımız zaman Fabiano Altay yok. Kayer sakat. Topal cezalı. Diğer tarafta Beşiktaş'ta Atiba sakat ama oynama ihtimali yüksek. Tosic cezalı. Nasıl bir fotoğraf geliyor gözümüzün önüne? Son kupa maçında da şu var. Orada tek yenen Fenerbahçe. Puan farkının da önemli olduğu bir derbiye gidiyoruz. Şimdi 7 puan fark, 10 puan farklı olmuş olsaydı bu hafta veya beraber bitmiş olsaydı daha eğlenceli, sadece Fenerbahçe'yi prestijli olarak yenmek isteyen, eğlenen bir Beşiktaş taraftarı bekliyordu. Ayrı şekilde Fenerbahçe'ler de gidecek tabii. Bu kez iki takımın da hedefi oldu. Bak, derbide hedefler vardır yani. Fenerbahçe Beşiktaş'ı, Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenmek ister. Ama bu maç tabii hakem de çok önemli bu maçta. Gözüken okuduğumuz kankan, sevdiğimiz aktör Deniz Çoban, Fırat Aydınus demiş, diyor ki bence de tahminim o olabilir. Çünkü Cüneyt Çakır ilk maçı Ali Palabıyık falan maçları yönettiği için onu bilemiyor. Bu arada bir parantez, Cüneyt Çakır da muhtemelen haftaya Şampiyonlar, evet, Ligi'nde bir yarı final rövanşını yönetebilir. Öyle, evet, öyle gözüküyor. İnşallah. Tabii cuma akşam oynanacak Antalya Başakşehir maçı da oyuncuların, Beşiktaş oyuncuların oyun içerisindeki psikolojilerini de etkileyecektir. Maç öncesini etkilemeyecektir ama çünkü Şenol Hoca'nın tarzı defans falan yok, hücum. Bunu değiştirmeyecektir ama Başakşehir kaybettiği anda stratejiler daha farklı olacaktır oyun içerisinde. Bu noktada iki maçın aynı anda başlaması gerekmez miydi sizce hocam? Ben mesela, benim için şu anda önemli. Gerekir, gerekir ama kuru yayın çok, daha ligin bitimine çok hafta var ya. O yüzden de bunu şimdi da çok... Bakın ne diyorsunuz? Yani o maçta diyelim ki Başakşehir yenildi. O maç %100 çok daha farklı bir boyut kazanacak. Son 2-3 haftada yapıyorlar bunu. Ama 3 milyar dolar verdiğiniz zaman tabii. Cuma oynasınlar diyorsunuz. Tabii. Yani. O zaman onları da hak vermek zorundayız. Tabii. Bunları da artık aşmamız lazım.
Tabii o maçın nasıl, diyelim ki Başakşehir yendi. Her türlü riski alacaktır Beşiktaş. Fenerbahçe'de kontratak takımı. Diyelim ki puan kaybetti veya puanlar kaybetti. Oyun içerisinde belli bölümlerde çok risk almayacaktır. Bu çok önemli. Ama şunu söyleyebilirim. Temenni değil, çok gergin geçecektir ilk maçtan dolayı. Hocam, Fener olası bir galibiyette ortak olur mu? Diyelim ki Başakşehir yenildi, Fener galip geldi. Aradaki puan farkı ne oldu? 5. 5 oldu. Son 4 haftada işin içinde ben de varım diyebilir mi? Matematik olarak evet ama... Ondan sonra Beşiktaş'ın başları Bursa deplasmanı, Kasımpaşa içeride, Antep deplasmanı, Osmanlı içeride oynayacak. Mesela Fener'e bakalım, Antalya ile oynayacak. Gençler deplasmanı, Trabzon içeride, Adana deplasmanı. 12 puan kalıyor değil mi? Evet, 12 puanlık bir havuz kalmış oluyor. Neyse, bunları konuşmak için erken hocam ya. Bir Rıdvan golü izleyelim mi? Geçen hafta çünkü sizin bir kaçırdığınız... Yine Rıdvan sesleri var mı? Bu da yok. Daha, deplasmandır inşallah. Henüz grubu oluşturmamışsınız. Tamam. İzleyelim. Engin, Sercan Berkaç'ın da Engin, ceza sahası içerisinde kaleci Yaşar tarafından düşürdüğünce maçın hakemi Necmi Temizel penaltı noktasını gösteriyor. 22. dakikada Rıdvan penaltıdan Sarıyer'e 1-0 öne geçiren gol atıyor. Geçen hafta kaçırdığınız penaltıyı verdik. O ben daha de... sonraki bir maç. Bu Sarıyer-Malatya maçı. Bir de Sarıyer-Fenerbahçe maçını atmıştım Yaşar abiye. Öyle mi? Ha. Az da kaçırıyordum. Fakat burada da çok bizim Tanju'nun söylediği bir söz var. Darbeli vurmak. İnanılmaz darbeli vurmuşsunuz. Bir defa daha izleyelim. Ya, bak, tam çatala vuruyoruz da. Bir topun üzerine doğru bir gelmişsiniz. Bir kaleci köşeyi bilse de kurtaramazmış. Ama geçen hafta ne oldu? Kaleci köşeyi anladığı için kötü vurdum ama. Bunu bilse de çıkaramazmış. İyi penaltıymışım. Çelebiş mi oynamadı acaba maçta ya? Sağ üstle mi vurdunuz hocam? Yok, iç. Sağ iç üst mü? Hafif üst. Hafif tam üst, değil. Tam değil. Bir de havaya girip sanki 100. penaltımı atıyorum gibi ağır. Hani devamlı atıyormuşum. Penaltı iyi penaltı. Ya yani çok kullanmadığım için iyi penaltıydım, kötü penaltıydım diyemiyorum ha. Benim oynadığım takımlar da Tanju, Aykut, Çelebiş. Fırsat hep mı var diyorsunuz? Yani iyi penaltı, saygı duyuyorduk. Bırakıyorduk topu onlara. Ne kadar kaldı arkadaşlar süremiz? Çok az herhalde değil mi? 2 dakika. Trabzon gençlerle berabere kaldı. Orhan'dan özellikle... Ümit Özat'la Rıza Çalınbay'ı da bir ayrı koyalım. Öyle sessiz sedasız tabanca bir gidiyorlar vallahi. Bu arada Ümit Özat'la ilgili benim söyleyeceğim şu var. Ümit Hoca televizyon programı yaptıktan sonra özellikle maçlardan sonra, belirgin maçlardan sonra vereceği demeçlerle gündem yaratmasını çok iyi öğrenmiş. Yani farklı bir şeyler söyleme adına, kötü anlamda söylemiyorum, güzel bir şey. Farklı bir şeyler söyleyip hani önümüzdeki maçlara bakacağız, gençler bile orta sıralarda falan falan bıdı bıdı demiyor. Farklı bir noktaya çekiyor. Mesela diyor ki iki tane kanat adamımla diyor forvetsiz oynuyorum neredeyse diyor. Benim altındaki takımlarda Wagner Love var, Kveyka var, onlar bizden çok daha aşağıda. Ama biz diyor iki tane kanat adamıyla ligi force etmeye çalışıyoruz ve iyi yerdeyiz diyor. Ama bir yandan da bakıyorum, Serdar Gürler 13 gol 3 asist, Aydın 3 gol 3 asist, yani 2 tane senin kanat adamınla 16 gol 6 asist yapmışsın. Yani herkese şöyle, böyle kanat adamları... Şöyle söyleyeyim, eli değmiş takımı çünkü tabii. Bu takımın çok iyi takım değil, normal bir takım yani. Şimdi tesadüf mü Serdar 13 tane attı, hocanın da katkısı olmuştur, bir kolektif takımı yarattı. Şeye gelince demeçlerinde Ümit Özat'ın dilinin şeytanı yoktur. Düşündüğünü söyleyen bir kardeşimiz. Evet. Bu bir, iki, bir de televizyon programlarından dolayı. Mesela bizim yanımızdan gitmiş olsa farklı konuşabilirdi. Daha doğrusu bizim yanımıza gelse daha farklı bir televizyoncu çıkabilirdi. Şimdi onu da suçlamıyorum. Şimdi ben, Ahmet hocalar beni bir kere konuk yaptılar. Ben orada tarafsızlığımı falan kaybettim. Yani dağıldım orada. Doğal yani, orada bir Fenerbahçeli arkadaşımız var. Galatasaraylı var. Beşiktaşlı var. Bu, o format bu. Ben mesela hayatımın hemen hemen hiçbir kısmında bu formatın içinde olmadım. Bu benim tercih, çünkü ben ne görüyorsam onu söyleyen bir Fenerbahçeliyim yayında. Evde başka konuşurum. Evde Fenerbahçe duygularımı izlerim. Odamda Fenerbahçe, ama buraya çıktığımız zaman orası da öyle bir format, ona da saygı duymak lazım. Şimdi bir de tarzları da farklı olunca oradan sahaya gitmek farklı, buradan sahaya gitmek farklı veya oradan buraya gelmek farklı. Burada çünkü futbol veya normal şey, orada da kendilerine göre eğlenceli
bazılarına göre farklı televizyon formatı var. Evet. Ha, bunu ben olumlu olarak söyledim. Yani farklı demişler. Mesela sen şimdi o program moderatör olsan böyle moderatörlük yapmasın. Olağan kaptırırsın kendini. Bir anda... Var mı öyle potansiyel diyorsun? Yok, potansiyelinden değil. Kaptırabilirsin veya bırakacaksın. Yani. Tamam, anladım. Peki. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Zamanımız doldu. Keşke biraz daha konuşabilseydik. Eşimize çok selam söyleyeyim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya pazartesi. Akşamları izin verme. 8'den sonra. Haftaya tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.